أصدقاء الأعزاء، أحييكم بالمحبة وبالاحترام. Değerli basit halkı, değerli arkadaşlar, değerli basın emekçileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, baş göz üstüne geldiniz. Biraz önce konuşan ilçe eş başkanımız ifade etti. Biz de kente geldiğimizde arkadaşlar bizleri bilgilendirdiler. Bugün sabaha karşı düğünde müzik yapanlar, yöresel kıyafet giyenler, gerekçe gerçekten yöresel kıyafet ve Kürtçe müzik olarak gösterilip bir yoğun gözaltı operasyonu gerçekleşmiş. Ve yine yerelden aldığımız bilgi, bu operasyon öyle sıradan bildik evler basılarak yapılmamış, ellerinde adres olduğu halde yan komşuların kapılarını çala çala adeta mahalleliyi taciz edercesine bir operasyondur. Biz bu hikayeleri 90'lı yıllarda zaten çok gördük. Kürtçe müzik yüzünden basılan düğünler, Arapça müzik yüzünden basılan düğünler, gözaltına damadın alınması, damadın ailesinin gözaltına alınması, bunlara tanıklık ettik. Şimdi belli ki bu iktidar, biz Kürt sorununda barışçıl ve demokratik çözüm dedikçe kendileri düğünlerimizi basacak kadar, düğünleri ve kıyafetlerimizi, geleneksel kıyafetlerimizi gerekçe gösterecek kadar aklını yitirmiş ve 90'lı yılların o karanlık günlerine, daha da derin dehlizlerine bu ülkeyi, Kürt halkını oralara mahkum etmeyi hedefliyor. Biz buradan, kampanyamızı başlattığımız bir yerden, buluşmalarımızı başlattığımız bir yerden şunu çok net ifade ediyoruz. Bugün Kürt halkına, ne Türkiye'deki Kürt halkına, ne Irak, ne İran, ne Suriye'deki, yani dört parça Kürdistan'a müdahale edemediniz, halkların örgütlülüğünün önüne geçemediniz. Siz baskı kurdukça Kürt halkı daha çok kenetlendi, daha çok örgütlendi, daha çok demokratik mücadelede, demokratik siyasette ısrarını devam ettirdi. Biz buradan bir kez daha basitten bütün Türkiye'ye ve özellikle o iktidara mesajımızı veriyoruz. Bizleri ne gözaltılar, ne tutuklamalar, ne zindanlar, ne işkenceler, hiçbir şey bugüne kadar yıldırmadıysa bugünden sonra da yıldırmayacak. Gözaltındaki arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın. Bugün bu etkinliklerimizi sabote etmek amacıyla gerçekleşen bu operasyonların gayrimeşruluğunun bir kez daha altını çiziyoruz. Bizler mücadele etmeye devam edeceğiz. Hiçbir güç bundan bizi geri alamaz. Değerli arkadaşlar, ben sözlerime başlarken ekmek ve adalet kampanyamızı buradan, Ağrı'dan, Bazit'ten, bu kampanyamızın, kampanya diyoruz ama esasen buluşma, buluşmalarımızın Türkiye'nin ve Kürdistan'ın dört bir yanında devam edeceğini, ikinci durağının burası olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bizler startımızı Mardin'de, çiftçi mitinginde, eş başkanımız sevgili Tuncer Bakırhan'ın katılımıyla gerçekleştirdik. İkinci durağımız burası. Sizler de bizlere bu toplantılarla, bugün sınırda yaptığımız çalışmalarla hoş geldiniz dediniz. Bizler de hoş bulduk diyoruz. Çok sağ olun verdiğiniz emekler için. Ve bugün 25 Temmuz Kenan Budağ'ın katledilmesinin yıl dönümü, ölümünün yıl dönümü. Ben özellikle gerçekleştirdiğimiz bu buluşmalar bağlamında Kenan Budak'ı anmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kenan Budak, diske bağlı deri işin genel başkanı iken 1981'de askeri junta yönetiminin o karanlık döneminde katledildi, silahla vuruldu ve katledildi. Onu, o devrimci işçi önderini, o sosyalist işçi önderini, İşçinin, köylünün, yoksulun, emekçinin yanında olan o önderi burada sizlerin huzurunda saygıyla anıyorum. Değerli arkadaşlar, bizler Ağrı Dağı'nın
mağrur eteklerindeyiz. Bizler Ahmet-i Halil'in memleketindeyiz. Bizler direnen Kürt halkıyla birlikte bugün Bazit'te ekmek ve adalet kampanyamızı daha da geliştirmek üzere bir aradayız. Ekmek ve adalet buluşmalarımızda tam anlamıyla ne yapacağız? Onun altını kalın kalın çizmek isterim. Bizler gerek Kürdistan'da gerekse Türkiye'de yoksulluğun, işsizliğin, açlığın, hayat pahalılığının bu kadar derinleştiği bir dönemde değerli halklarımızla, işçilerle, emekçilerle buluşmalar gerçekleştireceğiz. Yazın sıcağına asla bu sıcağın bizi engellemesine müsaade etmeden Çukurova'ya da gideceğiz, Ege'ye de gideceğiz, Marmara'ya da gideceğiz, Kürdistan'dayız, Kürdistan'ın diğer kentlerine de gideceğiz. Üreticilerle, çiftçilerle, esnafla, yoksul gençlerle, yoksul emekçi kadınlarla buluşacağız. Kağıt toplayıcılarıyla buluşacağız. Bizler emeklilerle buluşacağız. Ataması yapılmayan öğretmenlerle buluşacağız. Ez cümle bu ülkenin bütün ezilenleriyle, bütün sömürülenleriyle bu buluşmaları gerçekleştireceğiz. Bu buluşmaları bizler neden yapmaya karar verdik? Biraz önce bahsettim. Bugün Türkiye'de yaklaşık 50 milyon insan açlık ve yoksulluk sınırında yaşıyor. Bugün Türkiye'de 16 milyon emekli 10 bin TL'lik maaşa mahkum edilmişti. 2500 TL'lik bir zam yapıldı ve bunu iktidar nasıl şatafatlı bir şekilde anlattı, siz de izlediniz. Sanki 7 ceddine yetecek kadar para vermiş emekliye. Oysa verdiği 2500 TL. Ve düşünün ki bir insan kirada oturuyorsa, elektrik su faturası ödüyorsa, bir emekli nasıl geçinsin diye biz o iktidara çok soruyoruz. Buradan Bazit'ten de, Bazit'teki, Ağrı'daki emekliler adına da soruyoruz. Siz insanlarla alay mı ediyorsunuz? 2500 TL'lik zamla siz emekçiyi, siz emekliyi kurtardığınızı mı zannediyorsunuz? Ama onlar öyle zannediyor. Yani emekliye büyük bir lütufta bulunduklarını zannediyorlar. Bugün biliyorsunuz Temmuz ayında asgari ücrete ara zam gerçekleştirilmesi gerekiyordu, yapılması gerekiyordu ama yapmadılar. Niye? Tasarruf adı altında asgari ücretliye zam yapılmadı. Asgari ücretin 17 bin TL olduğunu biliyoruz ve bunun bir insanı geçindiremeyeceğini de çok çok iyi biliyoruz. Biraz önce söyledim. Bu para insanların faturalarını bile yatırmasına izin vermez. Düşünün ki bir asgari ücretli sadece iki tane çocuğunu okula gönderiyor. Sadece iki çocuğunu. Gönderebilir mi bu parayla? Çocuğunun beslenme çantasına bir paket süt, bir parça ekmek, kek koyabilir mi? Hayır, koyamaz. Ama onlar bizleri böyle bir ücretle yaşamaya ne yazık ki mahkum ediyorlar, etmeye de devam ediyorlar. Bakın bunlar tasarruf paketi adı altında bir genelge yayınladılar. Ve Cumhurbaşkanı biz tasarrufa gidiyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı biz tasarrufa gideceğiz dedi. Yani bu ülkede IMF'siz IMF politikaları, yani kemer sıkma politikaları uyguluyorlar. Gidin zenginden tasarruf edin. Gidin zenginden vergi alın. Yok, onu yapmıyorlar. Gene sizler gibi yurttaşlarımızdan, esnaftan, oradan buradan, oranın geliri olması gereken yerlerden tasarruf ediyorlar. Ama saraydan asla tasarruf yok. Bakın saray sadece son 5 ayda 5 milyar TL'yi örtülü ödenekten kullanmış. Örtülü ödeneğin ne anlama geldiğini iyi bilirsiniz. Örtülü ödenekten karanlık işler çeviriyorlar. Örtülü ödenekten muhtemelen ÖSEO'ya maaşlarını ödüyorlar. O Afrin'de Türkiye'den sinirlenip, Türkiye'nin bir Suriye ile görüşmek istiyoruz sözlerine öfkelenip, Türk bayrağını Afrin'de yakan o çeteler yok mu? İşte o çetelere bu örtülü ödeneklerden kuvvetle muhtemel oralara da para akıtıyorlar. Örtülü ödeneklerden kendi Man adalarına, kendi yandaşlarına, kendi çocuklarına sınırın diğer yanında başka ülkelerde gelecek sağlıyorlar. Ve bunlar bizleri tasarrufa mahkum etmişler. Biraz önce belediye eş başkanlarımızla sohbet ediyordum.
ve tasarrufların, özellikle belediyeler üzerindeki tasarrufların ne hikmetse bu dönemde akıllarına geliyor. Ne hikmetse, değil mi? Çünkü bugün belediyelerin çoğunluğu artık AKP'nin ve küçük ortağı MHP'nin elinde değil. O zaman nasıl biz muhalefet partilerinin belediyelerinin kaynaklarını azaltabiliriz? Nasıl onların halka hizmet etmesinin önüne geçebiliriz diye bu tasarruf paketinde yine belediyeleri katmışlar ve belediyelerin elini kolunu buradan bağlamaya çalışıyorlar. Şunu çok iyi bilsinler ki belediyelerimiz, başkanlarımız, eş başkanlarımız, meclis üyelerimiz dişleriyle tırnaklarıyla kazıyarak halkımızın onları layık gördüğü bu makamın hakikaten halkın yönetimine ve hizmetine sunulması için katkılarını, emeklerini vermekten asla geri durmayacak. Onlar bir biçimiyle, belediyelerimiz bir biçimiyle kaynaklar sağlayacak. Bir biçimiyle mutlaka ve mutlaka halkın hizmetine belediyelerin olanaklarını zorlayarak çok fazla hizmete ihtiyacımız olan bir kentten konuşuyorum, Ağrı'dan konuşuyorum. Belediyeciliğin yüz karasının yapıldığı geçmiş dönem için bir kentten konuşuyorum ve inanıyorum ki DEM Parti belediyeleri bütün bu tasarruf paketlerine rağmen en iyi şekilde, en sağlıklı biçimde emek harcayacak ve halkımızın, kentimizin ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Ve bizler sözü buradan açmışken, belki birazdan konuşmamız gerekiyordu. Biliyorsunuz kampanyamızın, buluşmalarımızın adı Ekmek ve Adalet. Yaşadığımız en büyük adaletsizliklerden birisi kayımdır. Kayım, Kürt halkının, Kürt yurttaşın seçme ve seçilme hakkının elinden alındığı, Türkiye'deki anayasaya aykırı yasayı çiğneyen bir uygulamanın ta kendisidir. Çok söyledik, söylemekten de asla vazgeçmeyeceğiz. Ta ki Hakkari'deki kayım geri gönderilene ve orada seçilmiş olan, belediye meclisi tarafından seçilmiş olan kadın eş başkanımızın başkan vekili olarak atanmasına kadar biz bu konudaki direnişlerimizi sürdüreceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz. Ve bir kez daha diyoruz ki Kürt halkı bu coğrafyanın kadim halkıdır. Kürt halkı bu ülkenin asli yurttaşıdır. Onlara üvey evlat muamelesi yapmaktan, onların kendi kendilerini yönetmeye müsaade etmemekten, seçme ve seçilme hakkını ellerinden alarak bir adaletsizliğe daha imza atmış oluyorsunuz. Ve bu adaletsizlikten derhal geri dönmeli merkezi hükümet. Buradan da hükümete çağrımız, derhal bu adaletsizlikten geri dönün. Değerli arkadaşlar, biz biraz önce sınırdaydık. Gürbulak sınırından seslendik bütün Türkiye'ye. Ve Gürbulak'ta yaşanan, inanın hep diyoruz ya, siyasal, toplumsal olarak, inanç olarak, din olarak ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyoruz. Bu ayrımcılığa bu topraklarda en fazla maruz kalan halk sizlersiniz. Kürt halkı. Ve bakın, gümrüklerinizde bile, gümrük kapısında bile, kendi kentinizin gümrük kapısında bile bir çifte standartla karşı karşıya kalıyoruz. Gerçekten ben de ilk duyduğumda hayretler içinde kaldım. Hayretler içinde kaldım. Bugün ihtisas gümrük uygulamasıyla burada özellikle çok sayıda ürün, biraz önceki açıklamamızda daha detaylı değinmiştim ama çok sayıdaki ürünü burada gümrük işlemlerinin yapılmayıp Mersin'e, İstanbul'a gümrük işlemleri için gönderilmesi akıl alır gibi değil. Bugün Gürbulak sınır kapısı tarihi İpek yolunun kapılarının Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya, ta Çin'e kadar açıldığı bir nokta. Siz bu kadar önemli bir sınır kapısında bu işlemleri yapmayıp Mersin'e, İstanbul'a bu ürünleri göndermenin anlamı ne? Maliyeti bir kere iki katına, üç katına çıkarmak anlamına geliyor. Bu da yurttaşa, satın alacak yurttaşa daha pahalıya satmak anlamına geliyor. Ama esas amaç burada Kürt faydalanmasın. Bu kadar ikiyüzlülük, bu kadar ikili bir hukuku biz bir kez daha bu sınır kapısı deneyimine bile baktığımızda görebiliyoruz. Ve bunları asla kabul etmiyoruz. Bakın, bütün sınır kapılarında
insanlar o sınır kentleri geçimlerinin önemli bir bölümünü oradan sağlarlar. Az önce de söyledim, ben de bir sınır kentinde doğan büyüyen bir arkadaşınız, bir yoldaşınız olarak bizim de ailelerimiz bavul ticareti yaptı, bizim de ailelerimiz gitti Suriye'den ürünler getirdi, sattılar ve bizleri böyle ekmek getirdiler evlere. Bunu çok iyi biliyoruz. Peki siz günübirlik gidip gelen binlerce Bazitli'yi, binlerce Ağrılı'ya neden bu işkenceyi yapıyorsunuz? Bakın, birinci işkence harç pulu. Onun 500 TL'ye çıkarılması, karsızlaştırmak, tam tersi zarara sokmak. Orada da söyledim, 2 paket sigara, 2 paket çay getiren bir yurttaşımız 500 TL'lik pulun parasını nasıl kazansın? O yüzden burada bir kez daha tekrarlıyoruz. Bu uygulamalar kaldırılmalıdır. Sadece bu değil. Biraz önce yine buradaki arkadaşlarımız, yönetimden arkadaşlarımız anlattı. Bugün Bazitliler, Ağrılılar sınır kapılarında 12 saat, 15 saat bekletiliyor. Sınırın öte yanına gönderilmiyorlar. Bu bir işkence. Bu işkenceyi Kürt halkına niye yapıyorsunuz? İnanın diğer sınır kapılarında bu kadarına rastlayamazsınız. Buraya özgü bir şey. Çok enteresan bir durum ve bu durumun derhal son bulması gerekiyor değerli arkadaşlar. Bunun için bizler DEM Parti olarak Basit halkının yanında, Ağrı halkının yanında dün olduğu gibi bugün de birlikte olmaya devam edecek, mücadele etmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bahsetmek istediğim çok önemli konulardan biri de tarım ve hayvancılık. Bugün Türkiye'nin başta Kürdistan olmak üzere en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Bakın, AKP iktidara gelmeden önce Türkiye tarım ihracatında ilk 9 ülke arasındaydı. Bütün dünyada ilk 9 ülke arasındaydı. Ama şimdi baktığımızda Türkiye buğdayı da, pamuğu da ve bunların ürünleri olan tekstildi, kumaştı, iplikti, her şeyi biz ithal eder duruma geldik. Bir helal akreditasyon getirdi AKP. Parlamentoda böyle bir karar çıkardılar. İnanın o helal akreditasyonda acaba hani bizim dini değerlerimize uygun mudur dışarıdan gelen et? Onun testini yapacak bu akreditasyon. Ama bunu yapacakları yere sadece İskenderun limanından bir örnek vereceğim. Oraya getirdikleri gemilerle limana gelen anguslar, yaydıkları kokular, mahallelere kadar o kokular ulaştı ve orada ölü hayvanlar, onların kokmuş olan cesetleri o limanda günlerce bekletildi. İskenderun halkı ayağa kalktı, isyan etti. İşte bunlar bizi buna mahkum ediyor. Oysa Ağrı'da hayvancılık desteklenirse az mı üretim olur? Kürdistan'ın dört bir tarafında bu kadar doğal ve güzel meralar varken hayvancılığı niye bitirdiniz? Çünkü amaç buradaki halkı yoksullaştırmak. Amaç Türkiye halklarını yoksullaştırmak. Tarımı bitirdiler. Kota getirerek bitirdiler. Desteklemeyerek bitirdiler. Teşvik vermeyerek bitirdiler. Mazota zam yaparak bitirdiler. Elektriğe zam yaparak bitirdiler. Tohumlarla ilgili teşvik yapmayarak bitirdiler. Ve biz buradan DEM Parti olarak inanın en çok ilgilendiğimiz konulardan birisi tarım politikalarıdır. Çünkü Türkiye'de, Kürdistan'da yoksullukla mücadele etmenin en önemli yolu tarımı yeniden canlandırmak ve tarımı güçlü bir biçimde Türkiye'de ve Kürdistan'da tarım üretiminin sağlanması için gerekli olan politikaları izlemektir. Biz DEM Parti olarak şunun bütün halklarımıza sözünü veriyoruz. Gerçekten DEM Parti yönetimlerde, özellikle merkezi hükümette yer aldığı zaman en çok üzerinde duracağımız konulardan biri budur. Elektrik desteği, teşvik, saman desteği, bütün bunlar sağlanırsa pekala Ağrılı'da, Bazitli'de, Iğdırlı'da, Karslı'da gayet iyi üretim yapar ve Türkiye'nin et ithalatına asla ihtiyacı kalmaz. Bunu yapmak elbette mümkün ama bunların bu politikalarıyla bizi, bunlar kendilerine yerli ve milli istiyorlar ya, bu yerli ve milliler hepsi yalan. Hepsi yalan ve hepsi sahte. Tarımda bile eğer bizi ithalata mahkum etmişlerse,
buğdayın bile Rusya'dan gelmesini bekliyorsak, bilin ki bunların yerliliği de, milliliği de yalandır, yalandır, yalandır. Ve değerli arkadaşlar, tabii ki bizler bu kampanyamız, bu buluşmalarımız süresince Türkiye'deki bahsini ettiğimiz bütün bu kesimlerle buluşmalarımızda sorunları konuşacağız. Ama sadece sorun konuşmayacağız, çözüm önerilerimizi de konuşacağız hep beraber. Ve DEM Parti olarak savunduğumuz ekonomi politikalarından sadece birkaç başlığı sizlerle paylaşmak istiyorum. İhtiyaç sahibi bütün hanelere mutlaka ve mutlaka bir aylığın bağlanması. Eğitimin ve sağlığın ücretsiz bir biçimde kamu tarafından sağlanması. Biz madem vergi veriyoruz, bu verginin karşılığı da bu kamu hizmetidir. Eğitim ve sağlık bunun başında gelir. Bakın, biliyoruz biz Ağrı'da, Bazit'te hastaneyle ilgili yaşadığınız sorunu çok iyi biliyoruz. Seçim döneminde de biz bunları seçim kampanyamızda dile getirmiştik. Bugün Bazitli, Ağrılı tam teşekküllü bir hastane olmadığı için Erzurum'un yolunu tutmak zorunda kalıyor. Oysa ilk yapılması gereken, asgari düzeyde yapılması gereken tam teşekküllü bir hastanedir. Bunu elbette bütün halklarımız hak ettiği gibi Ağrı halkı da fazlasıyla hak ediyor. Asgari ücret bugün Türkiye'de mutlaka ve mutlaka yoksulluk sınırının yarısı kadar olmak zorundadır. Emekli maaşı aynı şekilde olmak zorundadır. Vergi adaleti, adaletsizliğiyle mücadele etmek zorundayız. Vergi adaletini sağlamak zorundayız. Bakın, bugün mecliste şu an hali hazırda eğer kavga etmeyi bırakırlarsa, bizim vekillerimize saldırmayı bırakırlarsa bu yasanın görüşülmesi bekleniyor. Ve özellikle vergi paketi gündeme geliyor. Vergi paketinde yediğimiz içtiğimiz her şey, soluduğumuz havaya kadar vergi, ek vergi getirilecek. Oysa biz buradan başta temel gıdalar, temel tüketim maddelerinin vergisinin sıfırlanması gerektiğini ifade ediyoruz. Ve azdan az, çoktan çok verginin alındığı bir sistemin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Yine yoksulluğun en derin olduğu yerler, örneğin Ağrı, örneğin bu bölge Bazit. Yok, Türkiye'de yapılan incelemelerde en yoksul olan kentler arasında yer alıyor burası değerli arkadaşlar. Ağrı ve benzeri olan bütün kentlerimize özellikle SGK prim desteğinin sağlanması. Bunun için çok önemli bir adım atılmalı ve bu acil bir çağrı olarak bizim önümüzde duruyor değerli arkadaşlar. Ve yine esnafların, üreticilerin, çiftçilerin kredi borcu. Kredi borcu o kadar yüksek ki insanların, faiz daha bire işliyor. Dolayısıyla burada faizsiz kredi sağlanması biraz önce bahsini ettiğimiz teşvik için çok önemli ve merkezi hükümet bu konuyla ilgili ne olursa olsun mutlaka karar almalıdır. Ve 250 bin TL'ye kadar olan esnafın, üreticinin, çiftçinin, hayvancılık yapan kesimin borcu silinmelidir. Bu talepler hayal değil, hepsi gerçek olabilir. Türkiye'deki gelir kaynakları adil bir biçimde paylaştırılırsa bunun pekala olacağını çok iyi biliyoruz. Değerli arkadaşlar, çok önemli bir şiardır. Ekmek olmazsa adalet olmaz, adalet olmazsa ekmek olmaz. Bizim için bu buluşmalar böyle bir hayati önem taşıyor. Biz bu buluşmalarda bir yandan yoksulluğumuza çözüm ararken, işsizliğe, haksızlığa çözüm ararken, aynı zamanda bu ülkede adaletin tesis edilmesi için elimizden gelen her türlü mücadeleyi zaten sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. Elbette karşılaştığımız sorunlar var. Bakın, Erdoğan yaptığı grup toplantısında, çarşamba günkü grup toplantısında hayvan haklarıyla ilgili mücadele eden milletvekillerimizden Perihan Koca'yı hedef gösterdi. Bununla yetinmediler. Siz hırsızsınız, hırsıza da hırsız denir diyen Mersin milletvekilimiz Ali Bozan'a adeta şiddet uygulandı. Bu sabah şafak operasyonuyla Bazitlileri gözaltına alan anlayışla vekillerimize parlamentoda saldıran anlayış aynıdır. Ama şu bilinsin ki Ali Bozan, Perihan Koca, Mersin milletvekillerimiz, her milletvekilimiz gibi
emek veren, çalışan, partimizin paradigmasını, programının hayata geçmesi için mücadele eden iki vekilimiz, iki yoldaşımız, onlara sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Onlarla birlikteyiz. Bu haklı davanın bir neferi olarak yaşadıkları şiddeti kınıyoruz. Değerli arkadaşlar, bizler biraz önce konuştuk. Ekmeğin ve adaletin birbirine ne kadar bağlı ve önemli olduğunu, biri olmazsa ötekinin olamayacağını, bugün Türkiye'de devam eden savaş ve çatışmacı anlayış, bugün Kürdistan'da uygulanan özel politikalar, özel harp politikaları, güvenlikçi politikalar, bugün Türkiye'nin bütçesini delik deşik etmiştir. Hatırlarsanız Kürt sorununun 2013'te barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözümü için adım atıldığı zamanlarda bütçeden savaşa, silaha, tanka, topa, mermiye tek kuruş para harcanmamış. Ve biz hep söyledik, buradan bir kez daha söylüyoruz. Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi, barışçıl politikaların uygulanması aynı zamanda Türkiye'de yaşayan bütün halkların ekmeğinin büyümesini sağlar. Biz Türkiye halklarına buradan bir kez daha sesleniyoruz. Savaşa hayır demenizin bir anlamı var. Kürt halkıyla barışçıl ve kardeşlik içinde yaşamak istiyoruz demenizin bir anlamı var. Çünkü bu insanlar, yani bu iktidar, bu devlet geleneği, bu anlayış halkları savaştırarak, çatıştırarak bizleri sömürüyorlar ve bir işçi sendikası bir grev yapmaya kalktığında aman da aman terör de terör diyorlar. Bunun nedeni bu. Bir kere savaşa ayrılan bütçenin ekmeğe ayrılması için, bir kere bu haksız ve hukuksuz ve antidemokratik uygulamaların son bulması için barışın sesini, adaletin sesini yükseltmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Ve bu yaptığımız buluşmalarla yaz boyu en azından ilk etap programımız itibariyle bu mesajları bütün Türkiye halklarına adım adım gezerek Türkiye'yi bizler, eş başkanlar, MYK, PM üyelerimizle beraber, il ilçe örgütlerimizle beraber bunun örgütlenmesini sağlayacağız. Sizlerden de en büyük ricamız arkadaşlar, bu buluşmalarımıza, bu kampanyamıza hep birlikte destek olmanız, bu alanlarda da hep beraber örgütlenmemiz. Ve sözlerimi Ahmet İlhani'nin bir cümlesiyle bitirmek isterim. Herkes bilsin ki güçlüyken adalet, zayıfken cesaret göstermek asalettir. Evet. Bizler Ahmet İlhani'nin torunlarıyla birlikteyiz şu an ve güçlüyken adil olmayı ve ezildiğimiz, sömürüldüğümüz bir anda cesaretle mücadele etmeyi bizler Ahmet İlhani'lerden, bizler bu topraklarda bedel ödemiş devrimcilerden, yurtseverlerden öğrendik. Bu anlayışla ve bu duygularla mücadelemizde mutlaka kazanacağız. Mutlaka herkesin karnı doyacak. Mutlaka herkes kendi ana diliyle konuşabilecek. Mutlaka kendi ana diliyle eğitim görebilecek. Kendi diniyle, kendi mezhebinin gerektirdiği biçimde ibadetini yapabilecek. Bizler 72 milletin bir arada yaşadığı bir coğrafyada ekmeğin sağlanması, adaletin tesis edilmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun. Serkeftir, serkeftir, serkeftir.